Nereden çıkarttılar bu sağlık taraması dalgasını bir türlü anlayamadım. Durduk yerde iş çıkarttılar başımıza. Sizi daha fazla tutmayacağım bakan bey. Filmleriniz şimdi gelir. Sayın bakanımızın filmini getirmiştim doktor hanım. Sağ ol canım, çıkabilirsin. Allah Allah. Aa. Allah Allah. Ne oluyor doktor hanım? Hayrola nedir? Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizin bir aylık ömrünüz kalmış. Ülkeyi kastediyorsanız eğer az önce bakanlar kurulunda konuştuk. Ülkeye 3-4 ay daha ömür biçiyorlar. Ülkeyi bilmem ama sizin durumunuz kritik. Hastalık hayli ilerlemiş. Bence siz en fazla bir ay yaşarsınız. Bir şey yapamaz mısınız? Ben bakanım. Vallahi başbakan da olsanız ömrünüz bir ay. Bence gezin, eğlenin, keyfinize bakın. Boşver. Vay be. Bir aylık ömrüm kaldı. Bir başka deyişle 30 günlük ömrüm kaldı. Bir başka deyişle 720 saat. Bir başka deyişle ben öldükten sonra hayat devam edecek. Ne edeyim öyle hayatın içine? Madem ki öleceğim, o zaman içimi ferahlatayım. Şu devlet hakkında, hükümet hakkında ne biliyorsam hepsini açıklayayım, bir bir anlatayım. Günahlarım affolsun öteki tarafa. Pürlü pak gireyim. Kız. Kız bana basını bağla. Basını bağla bana kız. Kız bana basını bağla. Her şeyi anlatacağım. Bütün bildiklerimi anlatacağım kız. İhalelerdeki yolsuzlukları da anlatacağım. Seçimlerdeki yolsuzlukları da anlatacağım. Sayın Bakanım, basın mensupları geldiler. Tamam, al içeri. Her şeyi anlatacağım. Sayın basın mensupları, çok az zamanım kaldı, gideceğim. Avrupa'ya, dış ülkeye değil, yeni bir dünyaya gideceğim. İstiyorum ki bazı sırlar benimle birlikte toprak olmasın. Her şeyi açıklayayım gider ayak. Beni iyi dinleyin, çok az zamanım var. Yiğidim aslanım. Birazdan yer yerinden oynayacak mücella. Eteğimdeki bütün taşları döktüm. Bu dünyada çok suç işledim. Öteki dünyaya pürü pak gitmek istiyorum. Al. 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 Az sonra milletvekili Şuayb Bülbül bülbül kesildi sayın seyirciler. Kimlerden rüşvet aldık, kimleri kayırdık? Kısa bir aradan sonra bizi izlemeye devam ediniz. Kim bu herif? Ne bileyim ya, bizim partiden. Ne olmuş lan bu herife böyle? Kanalı değiştir. Belki diğer kanaldasındır. İhalelerin birçoğuna da usulsüzlük karışmıştır. Ne diyor bu herif? Yakalanacaklarını anlayınca karşı saldırıya mı geçtiler ne? Bir genel başkanı arayayım. Arama, o da burada. Ah, efendim. Biz parti olarak bir sürü yolsuzluklara karıştık. Yani bugün varız, yarın yoğuz. Allah var yukarıda. Her şeyi anlatmak istiyorum. Allah Allah. Ne diyor lan bu herifler? Bizim açıklamalar da gürültüye gitti böylece. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Bütün filmler birbirine karışmış. Rezil olduk ya. Olacak şey değil. Kimine bir aylık ömrün kalmış dedik. Kimine veremsin dedik. Kimine kansersin dedik. Olur mu ya? Haklısınız. Haklısınız başhekim hanımcığım. Milletvekillerinin sağlık taramasından geçirildiği gün işçiler de gelmişti. Ben bir ara dışarı çıkmıştım işte. Odacı işçilerin filmleriyle milletvekillerinin, bakanların filmlerini birbirine karıştırmış. Yani ben anlamazsınız dedim ama anladınız. İsterseniz arayalım. Hepsini tek tek bir bir gerçeği söyleyelim. Bırak bırak kalsın. İlk defa hastanede yaptığımız bir yanlışlık işe yaradı. Baksana, adeta yeni bir kamyon vakası daha yaşanıyor. Biraz daha duralım da şu herifler pisliklerini iyicene ortaya döksünler. Ondan sonra söyleriz.